Adamlar Golden Best Piston. Best Florida'dan herkese merhaba arkadaşlar. Tayvan Piston yoktu bu. Giannis'ın Golden Kanuni'nin oğlu. Hayranlarına eski anılarını anlatıyor. 3000 kilometre gezmeden aşamıyorduk onu. Çift segmentli motor. Menderes'in o 75-70'i 3000 kilometre gezdirdik. Bir denedik 205 yapıyordu. 3000 gezdi ne demek biliyor musun? 3000 kilometre. Şimdi Tayvan Piston'dan 2000 gezdir, 1500 gezdir, açılıyor. Golben açılmıyor. Giannis'a bu dediğin olay kaç yılındaydı? 98-99. 205 yapıyordu. Golben Piston. Ama çok gezdiriyor abi dediğinde. 3000 kilometre gezdiriyordu. Golben açılmaz. Buralkan'ın Golben'i kolay açılmaz. Peki motorları nasıl açıyordunuz? Gidiyorduk Tekir, Bozantı. Şekerpınar, Kayseri Yolcuatı'na kadar gidip açıyorduk. Saat? Geziyorduk. Bir de gençlik vardı, duramıyorduk. Yaşlar 19-20. Tam fırlama çağımız. Tam fırlama çağınız mı? Motorları topladın mı? Yaşadık yani, hepsini de topladım. Maşallah, eline sağlık. Bunu 301 yaptım, şurada şanzımanı parçalamıştı, onu yaptım. Bunun gram kolunu, bilyalarını değiştirdim. Atlan abi! Eserini oraya gittiğinde o segmandan beni alırım. Arama, bulamam. Ben ilk defa 10 tane alıyorum. Tamam? Tamam abi, görüşürüz. Sen hemen gel. Evet. Evet, Yanuslar. Evet, işte böyle yıllar geçti. Yani şimdi mezle oyuncak gibi oynuyorsak o 3 güne 5 güne dayanmıyor. Değil mi? 94'lerden bugünlere dayanıyor. Ben ilk 251-301 yaptığımda 94'tü. Götürdüm 251-89 modeli. Dişi müminin de o. Mobilette alışmışız ya farklı kumlandırmak gibi takmaya. Bu dedim 301 yapar. Evet. Söktük daha 89'u. 251-89 piston çapı 69'du. 69'du. Evet. O zaman da K20 piston var. Cumali Akın da dedi 75-70 yok. 75,5 da yok, 45. Ne yapacak Cumali abi? Cihan dedi 76 var. 76 da son. 69'u direkt 76 yapmıştım son rektefe. 69'u. Alışmışız ya mobilet gibi ona büyük piston atmaya. yaptık. Açıldı. Arka jantı büyüttüm. 16'ydı 18 yaptım arka tekere. Jant büyüdü. Evet. Önde 21'di 23 dişliği bir taktım. Daha o zamanlar büyük deve boylu yapamıyoruz. Açıldı. 180 yapıyordu. 180 yapıyordu. Deve boylu orijinal 23 dişli arka jant büyük. 94'te iyi bir kilometre. Tabii. Büyük deve boynunu meze yapmayı çıkaran rahmetli Mersin'i devam ettir. İlk yapan değil tabii, mi? Tabii. Kimse sallamasın bana, ben hepsini bilirim. İlk Ahmet Usta yapmıştır 97'lerde. Evet. 97'de Ahmet Usta'nın motorunda vardır rahmetlinin büyük deve boynu. Sonra biz de yapmaya başladık. Ha mobileti, evli egzozunu geniş boğaz yapmışsın. Evet. Ben siye egzozu da yapıyordum geniş boğaz da. Ya da meze deve boynu. Ha meze büyük planet deve boynu yapmışsın. Aynı şeydir. Mobiletin de boğazını büyütüyorduk. Sonra meze de büyütmeye başladık. Ama meze ilk yapan rahmetli Deli Ahmet'tir. Mobileti de ilk geniş boğaz yapan ustalar. Rahmetli İnce Mehmet Beytullah Usta girdir işte. Büyük Allah rahmet eylesin hepsine inşallah. Yani mobilete ne yapmışsak aynısını meze yapıyoruz aslında. Değişen hiçbir şey yok. Değil mi? Modifi olarak. 5 vitesli AV7. Evet. Mobilet işte. Evet. Ha, mobilet. Sistem aynı zaten. Aynı sistem. 5 vites eklemiş mez olmuş. Ha, bu gerçeği bu. Peki siz bu geceleri böyle giderken saat akşam 10'da 11'de giderken üşümüyor musunuz? 10'da 11'de giderdik. Valla buradan çıkardık yaz da olsa. Kışta giderdik de. Evet. Otobandan gidiyoruz. Güler'e kadar gençlik de var. Bir şey hissetmezdik o zamanlar. Güler'e çıktı mı mezin üstünde it gibi titrerdik. Bir iki darbeyi yiyince akşamları giderken mont giyip gitmeye başladık. Soğuk yani tabii. Yani buranın havasına aldanmayacağım. Gülek soğuk oluyor. Güleğe tırmanmaya başla, mezin üstünde it gibi titrediğim günleri ben bilirim.
Yani. Şimdiki bazı yeni yetme arkadaşlar bilmiyorlar. Sana işte bilmediği için. Biz de öyleydik. Doğru. Zamanla öğreniyorsun öyle. 3-5 güne, 1'e, 2 seneye sığdıramam onu. Değil mi? Emek tecrübe ister. Doğru söylüyorsun. Öyle kolay olmuyor. Yani. Bugün seni çok şık gördüm ya maşallah. Saatler olsun. Direkt videoya girdim ama öncesinde. Sen konuşuyordun Atlan abiyle, ben o sırada videoya girdim. O zamanlar motor beyimle. Evet. Yanımda platin sebbası. Platin Maxef'e sente makarasını götürürdü. Evet. Yolda yanardı. Yarım saatte geri platiniye çevirirdim. Beyinliği. O motoru orada bırakmazdım. Yarım saatte platini yapardım, basar geri verirdim. Üşemezdim, o platin sebbasını yanımda taşırdım sen. Peki şarj kestiğinde nasıl yapıyordun? Şarj kestiğinde 3 motor gitmişiz. Evet. Şarj eden dolu motorun aküsünü şarj etmeyene takıyordum. Evet. O bizi Adana'ya kadar getiriyordu. Farın uzununu yakmıyorduk. Ha. Uzunu yaktı mı mez aküyü çeker. Evet. Parka açıyorduk. Park açık, o arkamızda geliyordu. Boş aküyü de şarj eden motora takıyorduk. Oradan buraya dolduruyordu. Doldurup geliyordu. Kolayını bulmuştum hep yolda. Yeter ki şeyler çözüyordu. Yeter ki sen ol. Zaten yolda he, kalmayız Allah'ın benle izniyle. Giden yolda kalmıyordu. Bugüne kadar da gittik kalmadı. Çipler patlar, dişli kırarsa çekiyorduk. Çekiyoruz aynen öyle. Zaten ben o zamanlar daha toy, daha çılgın sürüyorduk. Dükkanın önünde dişli kırdığım günleri bilirim. Kaldırırken. Bir kalktım bir. İkiye gaz kapatmadan atıp debriyajı bir sert bıraktım. Mez de sol parmaklarını debriyajdan sert bırakırsan o mez dişli kırar. Orijinal da olsa kırar. Ön dişli 21. Arka dişli orijinal 48, 16 jant orijinaldı. Evet. Debriyajı elinden çırptırarak bırak, mez 2'yi kırar, 2'yi atarken. Dükkan önünde dişli kırdığım günleri bilirim, geri söker dişli takardık. Hep tecrübe. İlla yani 24-25 dişliyle, 23'le mez dişli kırıyor diye bir şey yok. Hepsinde. Orijinalın ben dişli kırdığını gördüm. Marş kolu deper birinci çiftesi kırar. Gel bak ne olmuş. Geleyim. Bak çek burayı. Bak bu mezin birinci vitesi. Evet. Bak. Marş koluna sert basmış, bir depmiş. Birinci vites mezde marşı döndürür çalıştırır. Evet. Yani marşa basarken, çalıştırırken bir döner. Bir. Bak. Bir, iki, üç parça. Nasıl böyle kırmış ya? Şöyle biri, yakından çekeyim. Biri, birinci vites dişlisini üçe bölmüş, göbeğe kopmuş. Evet. Yaptım işte. İkinin gezlerini kırmış. Komple değiştirdin. Daha yeni topladım, şanzımanı yaptım. Yani kolçağa basarken mi kırmış? Yani kimse demesin, önde 23-22-25 var diye mez dişli kırıyor. 21 arka dişli 48-16 cantla kıranları da gördük, bende kırdı. Yani kısacası dişliye bakmıyor. He, motor güçlü geliyor, dişli kırıyor. Evet. Bir gün siroşa verdik, bizim CGC siroşa, orijinal dediğim gibi. Evet. Bir gitti geldi, tık 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 tık. Ne yaptın lan dedim bu orijinal motora. İkiye direkt çekmiş. Orijinal motora 251. Dişliyi kırmış. Baktım ikiyi kırmış. Bizde oldu, bize emanet. Dağıttım motoru, ikiyi benden taktım. Biz hep yaşadık bunları. Bir ara ben de kırmıştım bir defa, hatırlıyor musun? İlk bindiğim dönemlerde. Motor güçlü geldiği için şanzımanı pırasa gibi doğuruyor. Doğru. O motor güçlü diye oluyor. Kesinlikle öyle. Diyorlar Yamaha 115 mes kadar dişli kırmıyor. Yamaha 115 mes gibi güçlü değil de ondan kırmıyor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yamaha 115'e böyle devirli gaz vermeden debriyajı bırak, istop eder. Strong'u kısa bir motor. Evet. Devirlidir. Kalkışta gaz verme böyle. Debriyajı birden bırak, lap diye stop eder. Ama mezde öyle bir şey yok. Kırar. Mez güçlü. Diyorlar mez olur. İşte 115 mez kadar dişli kırmıyor. Mezin pistonuyla, grangıyla Yamaha 115 bir mi? Avuç kadar motor. Evet. Mez güçlü geldi. Mez güçlü. Ama o yıllarda 205 kilometre hız çok iyi ya bence. Yani o dönemlerde. 3 kilometre deniyorduk. 2. 2,5-3.
En azımız 2'ydi. Kim sürüyordu? 2,5-3. 26-47 çatır çatır yapıyordu 205. Motor 90 modeldi, İFA karbüratör üstündeydi. O zamanlar benzin ucuzdu. Bin takmazdık ki. Hep İFA kullanıyordunuz. Hep motorlar zaten 90 modeldi, hep İFA'ydı üstünde. İFA var üzerinde orijinalden, evet. Motorlar 89-90'dı, İFA'ydı. Bir de uyardık onun içini 1 milim. Mobilete yaptığımız fırlamalar. Sistem, evet, evet, evet. Öyle denerdik. Peki. Yaptırırdık çift sekmanlı motora 2-2-5, 75-70 pistonlarla. Yoktu ki 76,5-77. Episan vardı, ben de takmazdım. Peki. Episan 77'yi sevmezdim ben. He, sevmiyordun. Peki o dönemlerde Menderes abiye yaptığınız motorla hiç yarış yaptınız mı? Ha, yarışıyordu. Geçeceğini geçiyor. Deneyeceğini deniyordu. Kimle yarıştınız mesela? Valla Adana içi de basıyordu. Adana dışıyla da. Bizim Mersin'de iyi ustalardan kokoreççi Selahattin var. Evet. 400 metre onunla bile yarışıyordu, boğuşuyordu. Selahattin abi de demişti, bak Menderes'in motoru iyi tutmuş. Yani yapmışsın. Evet. Onu tutturmuşsun diyordu. Onun motoru da gidiyordu Allah için. 90 modeldi o. Hiç geçildiğiniz oldu mu o motorda? Geçildi de ama iyiydi. En iyi giden oydu. O dönemlerde iyice uğraşmışsın evet. Yani. O dönem tutturduğum oydu. Bir de Menderes ballıdır. Mez'den önce mobilet yapmıştım ona. Evet. O da mı tutmuştu çok güzel? Mobileti de 140-145 yapıyordu orijinal kartelden. Kendi sürüyordu 140-145 yapıyordu. Orijinal kartel 40. Kendi kullanıyordu ayrıca. Dedim yani farklı kartel alacak paramız yok. Evet evet evet. Orijinal kartel de yapıyordu 40-45. Çok iyi. Ballı bir çocuktur. Mobileti de gidiyordu yani. Sen de Menderes abi zaten seversin. Ya. Hem çocukluk arkadaşlarım. Geçen senin... Beraber büyüdüğüm adamlar. Evet. Yani. Menderes abiye de buradan selam olsun. Geçen senin videonu paylaşmıştım, hatırlıyor musun? Mobilyes'de yani. Peugeot. Yani yeni Süroç'la beraber giderken Menderes abi altına yazmış. Cihan yazmış direkt. Zaten hemen tanımış seni. Orada normalde senin olduğun belli değil yani görüntüden. Çünkü evet. Görüntü çok eski o dönemlerde. Ya onlar beni görmesin, videoda konuşmamdan beni tanırlar. Niye? Evet. 90'lardan beri arkadaşız. Çocukluğumuz geçmiş. 34-35 sene olmuş. Tanısınlar yani. Değil mi? Tabii. Menderes'in mezinin arka dişlisini 46 yapardım, yemezdi. Niye? 5. vites dişlisi 90 modelde 23'tü ondan. He, o yüzden yemiyordu o. 47'yi yiyordu. 26-47'yi yerdi. 18 jant. 46 yapıyordum, 5'i yemiyordu. Yani motor diyor ki benim 5. vites dişlimi sök diyor, 23'ü 22 tak diyor. Evet. Tabii o zamanlar biz de onu çözemiyoruz. Çünkü motorlarımız hep 90 model. 92 modellerin 5. vites dişlisinin 22 olduğunu daha bilmiyorduk. Doğru söylüyorsun. Sonra yıllar sonra 92 söktüm. Evet. 5'i bir saydım 22. Tabii merak da var sende. Dedim. Onun için 92'ler güçlü gidiyor 5. viteste. Bunu aslında... Sonra ne yaptım? Gün geldi Halcı İsmail'e bir klasik 301 yaptık. Evet. 251'i 301'e çevirdim. 75,5 yaptım, 251'i 301'e çevirdim. Evet. Halcı İsmail'inki de 93 Avrupa. O dönemde. Yani 5. vitesse 22. 18 janta 46-26 yaptım klase. Klasiğiydi. Sinyallar üstünde klasik. Deniyorduk çatır çatır 200 yapıyordu, 75,5. Kaç kilometrede? 2-2,5 deniyorduk. Güzel, çok çift güzel sekman, kilometre. Çift sekman 75,5. Ve yani çift 251'den 301 olma. Biliyorsun kapalı saplamaya hayranımdır. Evet. Kapalı saplama yaparım. Gene SF'e götürüp 301 yaptırmıştık. 251-301 bizim SF yaptı. 75,5'a çevirdim 301'e. İlk baştan kaçırdım. Önde 26 dönüyor çay tabağı gibi. Arka dişli 46-18 can. İkide tırlamada gidiyor ya CG'ci. Adana'da motorcu Cihan Ustam. CG'ci bizim Siloş sürüyordu. Hacı evet. İsmail'in sürücüsü kankisiydi o. Evet. Siloş.
İkisi tırlamada gidiyorlar, siloş sürüyor. CGC siloş. Evet. Gaz açıyor, önü kalkıyordu motorun. Hey maşallah. Delamet sistemi rahmetli. Çift sekman ama köpek gibi güç var. Yoksa sinyalları üstünde bir klasik. Çeviremez. 75,5'la önde çay tabağı gibi 26 arka 46 çevirebilir mi? İmkanı 18 yok. 18 jantla. Tırlamada gidiyor. Gaz açıyor, önü kalkıyordu motorun. Hacı İsmail arkadan düşecek oluyor. Bak tutturduğum motorlarda arkadaşlarıma hep yapmışım, gördün mü? Siloş sürüyordu işte bizim. CGC üstüne yatarak. Çatır çatır 200 yapıyordu. 75,5. Tayvan pistondu yine. Şimdiki pistondu Tayvan. Evet, evet, evet. Tutturmuşum yani, yakalamışım o torku ki o dişliği 75,5'la yedirmek biraz marifet ister. Kesinlikle. Orada silindir, piston, strong, üst kapak yakalamış. Evet. Şaban Adada da iyi bir mecidir. Şaban'ı mezle takdir ederiz. Oğlum derdi 77 olsa şaşırmayacağım diyordu. 75,5'la diyordu bu dişliği bu klasiği sen nasıl yediriyorsun diyordu. Sen kullanıyordun yine. Tutmuş işte. Rahmetli Delamet sistemini işliyordum. Yakalamışım, tutmuş. O zamanlar yine sen kullanıyordun zaten. Ben yok bizim CGC Siloş'ta sürse 200 yapıyordu Hacı İsmail'in klasiği. Vay 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 süper. Zaten tek sekmanla o dişliği yediremem o. Güç kalmaz motorda çünkü. Tek sekmanla yer mi o dişliği? Yemez. 26 dediğin çay tabağı gibi bir dişti. Arka dişliği de 2 diş ufaltıyorduk 46. Jant 18. 18, 16-18 yapıyordunuz. O zamanlar öyle uğraşıyorduk. Ama götürüyorduk. Ama herkes şunu söylüyor, Cihan sürerse motor daha farklı geliyor diyorlar. Şimdi ne fark ediyor? Bazı sürücülerde kilo benden ağır. Evet. Onlar mesela motoru atıyorum. 1400 metre dener. Hı hı. Onların ön dişlisi 23'tür. Evet. Kiloları da benden ağırdır. Benden de biraz yavaş olabilirler. Ön dişleri misal 23'tür. Ben o motoru sürdüğümde, o motor 5. feste bende bağırır. Aynı Mahon'un motorunun bir zamanlar yaptığı gibi. Dişli ister sende yani. He dişli ister. Ben o 23'ü seker oraya 24'ü bir takarım. E bende de yer onu. Kilo evet. Zayıf, sürücülük var. Ne olur? 10 kilometre anında dişliden koydu zaten. Evet. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar uzar o. 23'ü söktük, 24 taktık. Doğru mu? Evet. E bir de sürücülük var. Hop 15 koyduk işte üstüne. İşte Mahon'un motorunda o oluyordu o zamanlar. Demirci Ayhan'ın motorunu da ben sürdüğümde Demirci Ayhan'ın ön dişlisi misal ne? 22. Ben sürerken 23 tak derdim. Ben de 5'i isteyecek 6'yı isteyecek bağırıyor. Siz de diyordum 22'yi. Ben de diyordum dişli istiyor. Hop 23'ü atıyor öyle deniyorduk. Bende de 10-15 fazla yapıyordu işte. Motor güçlü olursa büyük dişliği yer. Bu yüzden zaten. Tabii. Kilo, sürücülük. Hep fark eden şeyler bunlar. Mesela Süleyman Keleş'le Mersin serbest bölgeden keseye kesik yarışıyorduk. Hı. Onların dişlisi 43-23'tü. Ben 44-24 kaldırıyordum. Bak bende yiyor 24'ü gördün mü? Evet. Onlar 43 önde hep 23'tü onların. Ben 24 ile yan yana kaldırıyordum. E kilo zayıf sürücülük var yiyor bende. Bir de pratiksin. İşte ölü bir diş büyütmek sürücülükten 10-15 kilometre koyuyordum ona ben. Ön dişi de büyük. Bir ara gittik ilk. Hı. Çamağa gittik. Senden bir şey rica edeceğim. Aslında yarış serbest bölgedeydi. Evet. Mersin serbest bölgede. Burası çok kalabalık oldu. Polis basar mevzusu oldu. Yarış şeye taşındı. Adını getir. Mersin Çaba. Evet. Ben de serbest bölgede o motoru önce bir sürdüm, denedim. O motor 5. feste bende bağırdı. 6'yı istiyordu motor. Bunlar da dedi ya şimdi çavağa gidek dalışa. Evet. Ben gidiyorum biliyorum orada daha beter yırtınacak. Daha çok bağıracak. Serbest bölgede bağıran motor bende şeyde. Yokuş aşağı daha çok bağıracak. Çavakta çıldırır.
7'yi ister. Evet. Serbest bölgede 6'yı istiyor. Sağ olsun Mersinli Cinali abimiz var, Merci. Selam olsun buradan Cinali abimize. Ona da Cinali abime selam olsun. Evet. İşte Maho'ya dedim ara da sor bakalım dişli var mı? Ne istiyor demiş Cihan. Maho da demiş Cihan 24 diyor. Gelsin demiş, var burada taksın. Gittik. Hop Cinali'nin orada 24 dişliği ben bir taktım. Senteyi beyni de bir milim geri bir aldım. Avans verdim bir milim. Evet. Tonevdan götüyle böyle beyne tık ettim, bir milim gitti zaten. Bir kalktık o gün orada bir yan yana, iki yan yana, üçe attık, ben ayrılmaya başladım. O gün Ferman'la sürmüştük. Ferman da çok iyi bir sürücü. Ferman abi de selam olsun. Yani diyeceğim şu. O gün ben serbest bölgede motoru sürmemiş, denememiş olsaydım o an, ön dişliği de büyütmemiş olsaydım Ferman beni orada geçerdi. Evet. Bizi geçerlerdi çünkü benim sürdüğüm motor bende bağıracaktı. Ya tabii önemli olan... Motoru mu kilitleteyim? Zinliyor, gazı bırakırdım. Dişliği attık, öyle geçtik yani. Sonuçta... Ama bir iki yan yana boğuşuyorduk. Evet. Ben 24 ile kalktım orada. Sonuçta önemli olan şu, kendi kilona göre motor ayarlayabilmen. Yani kendi motordan alman lazım. Ya şimdi onlar şeye aldanıyor. Mesela Demir Cayhan kendi sürüyor. Evet. Bende diyor iyi. 22-23'te sende iyi. E ben sürdüm, iş değişiyor. Vites isteyecek. Maho kendi sürüyor. Eğiliyor meğiliyor. 23 diyor bende iyi. Evet. Tamam sana iyi. Ben ikiye atıp üstüne attığım zaman o motor bende bağırıyor işte. Dişli istiyor işte. 5 bitiyor 6 istiyor. 6 istiyor. E ne yapacağız? Ön dişli çıkacak. Cihan sürüyor ona. Hop bir diş. Lap büyüğü takılacak. Yoksa zinler. Askıda kalır. Peki sen çavağa giderken iki dişli mi taktın orada? Çavağa giderken motoruna göre dişli takarım ben. Hayır hayır. Dedin ya serbest bölgede önce denedim. Serbest tabii. Bölgede benden bağırdı. Çavakta daha çok bağıracak dedin. Serbest bölgede çavakta daha beter dalış. İki tane mi dişli attın yani? İki büyük diş mi attın? 22 iken 24 yok, mi attın? Yok bir diş büyüttüm. Yine bir diş büyüttüm. 23'te 24 attım. Peki 5'te yine böyle bir bağırdı mı? Yok. Hem patlıyor hem gidiyordu. Yani hem sürüyor. Tam tadında olmuştu. Hem açar vardı. Evet. Hem gidiyordu. Şimdi bir cümleyip kalmak var. Bir de cümleye üstüne koyarak gidiyordu. Devam ediyordu. Hani. Öyle olacak. Yıkılırsa olmaz. Cümlese de üstüne koyuyordu böyle bir, bir, iki, iki. Çok iyi ya. Rüzgarı yırta yırta gidecek. O yarışta öyle bitti. Yani bu işte tamam, deneme yanılmayla oluyor. Yani öyle lafla bravo diye olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümez değil mi? Cihan Ustamaz bize eski anlarından biraz bahsetti arkadaşlar. Onlar da der zaten. Cihan sürdüğü zaman o motora bir dişli atılması lazım. Yoksa o motor bunda bağırır derler. Biliyorlar yani. Demirci seni. De der ya, bilirler. Onlar da yıllardır uğraşıyor hep. Tecrübe. Demir Cihan abiye de bu mesela. Çünkü çocuk değil mi hiçbiri? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Hepsi yıllarını harcamış. Hep mobiletten gelmeyiz. Neyin ne olduğunu biliriz. Sancı. Tabii. Mobiletin kutları mezi götürür. Doğru. Şaban da öyleydi. O da mobiletçiydi. Mobiletten gelme kurt. Peki sence sana bir soru sorayım. Mobiletin kurtu mezi götürür. Cihan Usta peki İnce Mehmet Usta yaşasaydı sence? Yani yaşasaydı o hep bizim gene ustamız, gene ustamız. Hayırlıyız. Ben her zaman bağıra bağıra söylerim. Evet. Bana mobileti kovalama sürmeyi, kalkışta deparlı kaldırıp sürmeyi öğreten rahmetli Mehmet abidir. O bana öğretmeyene kadar ben üstüne ayaklarımdan koşturur yatardım. Öyle dedi olmaz Cihan. Sen dedi ne yaptığını biliyor. Sen dedi kaba sakaldan başlıyorsun, sol başa kadar dedi üstüne yatarak gidiyorsun. Evet. Ayaklarına koşturup dedi üstüne yatıyorsun, ondan dedi iş bitmiyor. Gel sana... dedi ben bir rüzgarıma sen benim. Evet. Öyle işte ondan 3-5 sefer denedik neyin ne olduğunu 94'lerde o bana öğretti. Yani dedi orada yatarak gitmem, yani yarışta motor sürmek ayrı bir dünyadır. Doğru söylüyormuş. Peki ben de sana bir şey sorayım. İnce Mehmet Usta yaşasaydı normalde. Sence yaşasaydı. Mez yapar mıydı? O mobiletçiydi ama yapardı. Değil kafa mi? Çalışıyor, mezle de uğraşıyordu. Yani yarışlar yapardı mezle değil mi? Söken debriyajını ve debriyajını yapıyordu, yapardı.
Şunu söylüyorum yani, senin gibi o da MES koşturur muydu diyorum. Bence koştururdu. Yanında da olurduk yani. Değil mi? Şimdi adamdan gördüğümüz mobilet modifiyelerine mezo geliyorsun. Ustalık taslayacak halimiz yok. İşte bu ya, helal olsun. Benden görmedin mi lan mobileti dese doğru der. Doğru söylüyorsun, evet öyle. Yani rahmetli Mehmet abi bana öğretmeyene kadar ben mobileti süremiyormuşum, haberim yok. Sen sadece kaldırıp üzerine yatıp gidiyormuşsun. Ama ince ayarlarını, tekniklerini... 20 kilometre üstüne yatıp giderdim. O zaman kaç yaşındaydın peki? Kaç yaşındaydım? 15. Tamam da nereden bileceksin? Daha küçükmüşsün o zaman tamam ya. Tamam işte, yetişiyorduk işte. Hangi motor egzoz istiyor? Egzozlamıyordum bile. Bilmiyorsun. Ayaklarla koşturup yatıyordum. Hangi motor egzoz ister? Hangisi istemez onu bile yani bilmiyordun belki. Sonradan öğrendin büyük ihtimalle. Tabii. Ruhu şad olsun. Eyvallah. Mehmet Usta'nın da. Cihan Usta sana kolay gelsin. Olsun. Amin. Rahmetli Delamet Usta'mızın da mekanı şenlet olsun. Amin. Ondan ruhu şad olsun inşallah. Hep sana kolay gelsin. Ha söyle. Hep bildiğimiz, saydığımız iyi ustalar. Kesinlikle. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Bir şey daha sorayım mı? Kapat. Sor bakalım. Mobilet mi, bez mi? Her ikisi de. Hadi görüşürüz usta, kolay gelsin sana. Çünkü şunu on numara yapmayı, bunları mobilet. Buna borçluyum. Mobilete borçlusun, doğru. Kar tamam. Yok. Teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin. Ustam Cihan, seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.